Herkese merhaba. Şöyle böyle güzel bir şeyden, manzardan size açayım dedim videomu. Bugün arkadaşlar beraber Edinburgh sahil kenarına geldik. Burada komun. Neydi buranın adı? Cranbourne Beach deniyor buraya da. Şöyle göstereyim, gezilecek yerler yapmışlar. Araba parkları yukarıda, park edip burada dolaşıyorlar. Kumsalı biraz var ama sürekli estiği için yazın bile girilmiyor buralara. İleride de köyler var. İleride köyler falan gözüküyor. Adacık var bir tane. İleride yürüyeceğiz, yeniden döneceğiz. Yürüyüş yapalım dedik. Buranın sonunda da bir tane şelale var işte, su, tatlı su denize katılıyor. Buranın birleşimine kadar gideceğiz. İşte nasıl yokuşta böyle dam şeyleri, kökleri, damarları, bir yandan uçak da bırakmıyor. Havalanda yakınız galiba. Ses çok fazla var. Ördekler suvunla. Bu su denize bağlanıyor. Galiba orada da çıkma yeri mi var? Sesi. Köpek geldi, biz perdim. Burada da haritası var. Biz neredeyiz şu anda diye. Uzanmışız böyle, buradan 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 geliyor. Böyle. Şimdi yürüyeceğiz, biraz daha yürüyüp yeniden döneceğiz. Burada seslendirme yapmak ihtiyacı duydum. Çünkü uçak sesinden hiçbir şey anlaşılmıyor. Şimdi bu gördüğünüz nehirin kenarında yürüyoruz. Nehir denizle birleşiyor. Okyanusla yani birleşiyor. Buradan çocuklar yukarı doğru yürüdük. 1800'lü yıllara ait bir tane harabe ev vardı. Ev değilmiş meğersem. Bir çivi ve atlalı yapılan bir imalathaneymiş eski. Sizin sesi nasıl geliyor? Çek açayım şu ağaç orada. Burası da harabe bir ev. Eskiden birinin evi buradaymış. Hemen nehrin kenarında. Böyle bir ev yaşantısı demek ki varmış. Demircilermiş. At demircilere demir yapılan yer burada varmış. Çivi, demir, bak çivi yapılıyorlarmış. Ben mi? Eğitimden yapılıyormuş. Demirci böyle, burada bir resmi var. Dövüyor falan. Eskiden çivi. Bu yani bu binanın bu yapıda öyle oluyormuş. Sonra buraya kadar geldik. Şimdi ileriye yürümeyeceğiz. Daha yürüyecek çok yer var ama yürümeyeceğiz. Buradan dönmeyi düşünüyoruz. Herkese merhaba. Şöyle kendimi öncelikle saçma. Sabah kalktım, çocukları okula götürdüm. Evi toparladım. Ve şimdi
Birazcık kıymalık et çıkarttım şöyle. Sonra spagetti yapmayı düşünüyorum. Bugün yemeğimiz spagetti olacak. Uzun makarna yani. Ben de ne yapıyorum desem şimdilik. Evet, en sonunda yeni kulübemiz geldi. Onun içerisini biraz temizleyip toparlamak istiyorum. Daha çoraf sistemi, bazı şeyler çalışmaları daha yapamadık. O da zamanla yapacağız. Ama şimdilik bir toparlasam şey iyi olur. Aktar düşürüm. Görünüyor mu? Şimdi evet gördüm. İşte böyle bahçenin son durumu. Biraz toparlandı ama her şey bir yerde gördüğünüz gibi. Şöyle bir attım. Yine kurutmaya atılmayanları serebileyim. Şöyle buralarda biraz toparladık. Burada bir çadır vardı bildiğiniz gibi. Çadırı yok ettik. Parçaları burada kaldırdık. Bu arada soğanlarımı da göstereyim. Soğanlarımız da büyüdüler. Bir hafta yenilebilir hale gelir. Kısıra bekliyorum arkadaşlar. Kuzu kulaklarım da büyüdü. Kısır yapmaya gelin. Sanki dışarıdan bir ses geliyor. Neyse bahçemizi şöyle göstereyim. Burada 3 elma ağacımız vardı. Onları iptal ettik. Bir tane iptal ettik. Başka yere taşıdık. İptal ettik dersek. Başka bir yere taşıdık. Orada yan içecek. 2 tanesi burada. Ona da çek açmaya hazırlanıyor. Böyle büyük bir. Buraya bir. Bahçe evi mi diyorlar, kulübesi mi diyorlar. Burada şer diye geçiyor, kadın şer diye adı. Bahçe kulübesi galiba Türkçe'de ne bilmiyorum. Şöyle iki kapısı olan büyük bir kulübe. Altta da kilitliymiş. Zorlayıp açmaya çalışıyorum. İşte. Eşim her şeyi böyle buraya atmış Tevfik. Ama ben de toparlayacağım. Şöyle büyük bir yer. Her şey var. Şimdi içme makinemiz, barbekümüz. Dışarıda öbürü paslanıp çürüdü, yenisini yaptık. Kendi emekleriyle bunları bunları taktı, bunları oluşturdu, buldu. Neyse, onu bu konuya girmeyeyim. Burası böyle. Gördüğünüz gibi yıkılıyor. Şurada biraz Türk lahanam var. Bunu da yakın bir zamanda sarma yapmayı düşünüyorum. Ve daha kıskalarımız, soğanlarımız var. Neyse. Şöyle bu eşyaları, boyaları vesaire şeyleri biraz düzenleyeceğim. Burada bir rafım var. Bunlar soba ve saç. İşte burada minder vesaire şeyler var. Bir toparlamaya çalışayım. Gördüm olanları, olmayanları diye. Ve bir sürü. En çok da bunlar beni yoruyor. Böyle gördüğünüz gibi tamir eşyalar var. Tamir eşyaların dükkanın altında bizim aslında yerimiz var. Oranın içidir. Ama burada da mecbur tutmamız gerekiyor bazılarını. Şöyle karman, çorman. Naylondan tut işte. Şöyle fazla kutular, ipler, ayakkabılar. O dışarıda bir tane çekmece vardı gördüğünüz. O çekmecenin içinden çıkan şeyler diyeyim. Bazı çoğu şeyler. Oldu Baran'ın şeye, mezuniyetinde giymişti. İlkokul mezuniyetinde. Şimdi bir kocaman şöyle. Neyse buraları bir dökeceğim, toplayacağım, poşetleyeceğim. Artık nasıl gerekiyorsa bu bahçe dolar evini bir düzenleyeyim. Sonra size yine çekim yapacağım. Biraz hızlandırmış çekmeyi isterdim ama selfie stick yani böyle elle tutulan şey arabayla gitmiştik şimdi. Ama bir aparat buldum. Eğer yine bu aparatla düzgün çekilirse şöyle içerideki düzenlemeyi çekeyim. Görünüyor mu bilmiyorum. Bunu bir yere ayarlayayım, kameramı ayarlayayım, sonra da buradaki toparlamayı hızlı bulmakta.
buranın içini toparladım. Şöyle göstereyim. Eskisine göre daha derli toplu oldu. Malzemeleri yerleştirdim. Burada böyle bir stoç rafımız var. Onu şey yaptım. Dizdim biraz anne. Malzemeler bitmiyor ki ne? Hep böyle şeyler var. Tamir malzemeleri, boyalar, kaplolar. İşte böyle yoruldum biraz. Şimdi kalk gidip yemek yapmaya başlayacağım. Temizledim, süpürdüm. Raf yapılana kadar bu durum olacak. Sonra bu kenarlardan raf yapılacak. İki defa mı yapılır ihtiyaca göre? Böyle L şeklinde kesin yapılacak. Ama ihtiyaca göre iki tane mi yapılır? İki kat yani sana bilmiyorum. Şimdilik böyle. Kapıyı da kapatayım. Kulübenin temizliğini yaptım. Bayağı bir yoruldum. Şimdi yemek yapacağım. Çocukların saati yaklaşıyor. Çocukları okuldan almaya gideceğim. Yoruldum bayağı bir. Belki bir de yorgunluk kahvesi içebilirim. Siyah kahve, yorgunluk kahvesi. Siz de her nerede olsanız, her nerede beni izliyorsanız size de çok selam söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ay, düşürüyordum. Başka bir videomdan görüşmek üzere. Ben yemek yapmaya geçiyorum.